Transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberlere geçmeden bizim kanalımızın klasiği günün sorusu ekranda. Renato Sanchez Lille kulübüne hangi takımdan gelmiştir? Yoruma yazabilirsiniz. İyi seyirler. Chelsea ile başlayalım. Erling Haaland için son Şampiyonlar Ligi şampiyonu bastırıyor. Hem Haaland'ın menajeri Mina Raiola hem de Dortmund ile temas halindeler. Dortmund'a 150 milyon avroluk teklif sundukları kulislerde konuşuluyor. Yüz üstüne çıkmaları bekleniyordu ama bu pandemi şartlarında gerçekten 150 milyon avroya çıktılar ise artık bu transferi bitirmeleri gerekir Forvet Oliver Jury ise sözleşmesini uzatmasına rağmen ayrılacak gibi. Milan ile 2 yıllık bir kontrat üzerinde anlaştılar. Milan 2 milyon ödeyecek Chelsea'ye. Jury'e ise yıllık 3,5 milyon avro ödeyecekler. Eğer yine bir sorun çıkmaz ise Jury sonunda İtalya Ligi'ne gidecek. Griezmann'ın da Chelsea ile temas haline geçmesi bekleniyor. Oyuncunun Barcelona'nın satış listesinde yer aldığı öğrenildi. Şu anda İsa'da Londra ile anılıyor. Hücum opsiyonu açısından Tuhal Hoca'nın da farklı mevkilerde yer alması nedeniyle Griezmann'a sıcak bakması bekleniyor. Liverpool'da ise gündem orta saha takviyesi. Wijnaldum'un ayrılması ve sezon içinde bazı orta sahalardan istediği verimi alamayan Klopp kesin bir takviye, olursa iki takviye istedi bu bölgeye. Sağlı ve Renato Sanchez şu anda Liverpool'un gündeminde. Coutinho'nun da ismi zaman zaman geçiyor ama Liverpool daha şu anda genç isimlere yönelmiş durumda. Coutinho öncelik durumunda değil. Zaten bu isimlere göre de daha maliyetli bir isim. PSV ve forveti Malen için de Liverpool haberleri çıkıyor. 22 yaşındaki genç forvet için konuşulan rakamlar 30 milyon avro civarı. Liverpool'un şu anda önceliği değil ama bir ilgi var. Şakiri ise halen Liverpool satma planında. 10 ve 15 milyon avro civarı rakamlar talep etmekteler. Onun için Sevilla, Lazio ve Roma'nın ilgisi var. Süper Lig opsiyonu da kiralama olursa olur. Ama Liverpool onu kiralamayı düşünmüyor, satmayı düşünüyor. Manchester United'da ise Paul Pogba'nın bedeli belirlendi. 50 milyon avro talep edecek İngiliz ekibi Fransız oyuncu için. Tabi halen yeni sözleşme görüşmeleri de sürse de Pogba maaş konusunda talebini azaltmaz ise Manchester United onu bu sene göndermek istiyor. Zira seneye sözleşmesi bitiyor ve bu sene satılmaz ise seneye ücretsiz takımdan ayrılacak. Yerine geçen hafta dediğimiz gibi Goreska konuşulsa da Rennes kulübünde yer alan 18 yaşındaki Kamavinga da gündemde. Dünyaya damga vurması beklenen genç Fransızın şu anki değeri 55 milyon euro. Çok potansiyelli bir futbolcu. Pogba ile sözleşme uzatılmaz ise alternatif listesi kesinlikle hazır. Mata ile ise sözleşme uzatıldı. Solskjaer onun kalmasını çok istemişti. Mata 11 oynamadığı için ayrılmak istiyordu. Yeni sözleşme ile rotasyon oyuncusu olduğunu kesinlikle kabul etti gibi. Manchester City'de ise Pep Guardiola basına demeç verdi. Forret transferi soruldu. O ise şöyle cevapladı. Fiyatlara göre herhangi bir forret almayacağız. İmkansız bunu karşılayamayız dedi. Bütün kulüpler finansal olarak zorlanıyor. Biz bir istisna değiliz. Bu pozisyonda inanılmaz olan Gabriel Jesus ve Ferran Torres var dedi. Tabii Gabriel skor anlamında o kadar inanılmaz bir isim değil. Örneğin orta sahada yer alan İlkay Gündoğan 13 gol atmış. Gabriel ise 9. Tabi Pep burada taktik anlamında onun isteklerini yerine getirmesinden dolayı bunu demiştir büyük ihtimalle. Jack Grealish hamlesi ise 100 milyon sterlin ile Euro 2020 finalinden sonra işlerin daha da hızlı yürütülmesi ve oyuncunun menajeri kulübü ile son temaslardan sonra tamamlanacak. Tottenham kulübünün yeni teknik direktörü Nuno'ya her ikiğini elde tutmak için söz verdiklerini geçen hafta dile getirmiştik. Juventus'tan Tottenham'a geçen transferle sorumlu Paratiki de bu konuya değindi. ''Onu tutmak sadece benim hedefim değil.'' Kulüp olarak hedefimiz dedi. Harry Kane'i Tottenham bu sene elde tutmak için elinden geleni yapacak ve tutacak da gibiler. Delali ise hocanın değişmesiyle yeniden kadroya dahil olmak adına sıkı çalışmalara başladı. Kondüksiyon konusunda Nuno çok dikkatlidir. Son dakikaya kadar takımının koşmasını ister. Delali'nin bu çalışmalara erken başlaması onu bir adım öne taşıyacaktır kesinlikle. Mert Müldür için ise İngiliz basınında toplum haberleri çıkmaya başladı. Bir bek transferi istenirse listede kesin olan bir isim. West Ham ve Arsenal'de oyuncu için takipte ama resmi bir teklif şu anda yok. Sadece alternatif isim olarak listelerde yer alıyor Matt Mulder. Arsenal'de ise Hector Bellerin için Inter satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu. Arsenal bu duruma ne diyecek bilinmiyor ama Bellerin ayrılmak için kararını vermeye yakın. Inter ve Arsenal temas halinde. Arsenal direkt satmak isteyebilir. Inter şu anda mali açıdan bazı sıkıntılar olduğu için bu duruma yanaşmıyor. Ama 15 milyon euro gibi rakamlar konuşulursa direkt bonservisini de alabilirler. Hem hücum hem de defansif günü yüksek ve hızlı bir oyuncu. Hakiminin eksikliğini Inter onun ile doldurma konusunda ısrarlı. Orta saha takviyesi için ise Lyon'dan Aouar ile görüşme halindeler. Lyon'dan ayrılmak istiyor Aouar. Arsenal şu an masadaki önemli isim. Başka isimler dahil olmaz ise. Locatelli içinde temastalar. Locatelli'nin önceliği geçen hafta dediğimiz gibi Arsenal değil ama istediği transfer hamlesini gerçekleştiremez ise Arsenal'in teklifini değerlendirebilir kendisi. Everton'ın ise gündemine Barcelona'daki ile eleştirilen Longley'i aldığı söyleniyor. Coutinho için ise Leicester City'nin devreye girdiği öğrenildi. Menajeri zaten birçok Premier Lig kulübüne kendisini önerdi. Real Madrid ile devam edelim. Forvet transferi için Everton'dan Richarlison'u Hoca Ancelotti'nin istediği konuşuluyor. Ancelotti Everton'da da beraber çalışmıştı. Richarlison eğer takım oyununa adapte edilir ise büyük bir canavara dönüşebilir. Ancelotti şu ana kadar birçok önemli forvetle çalıştı. Eğer Richarlison istiyorsa vardır bir bildiği. Nacho ile ise sözleşme uzattılar. Stoper oyuncusu uzun yıllardır Real Madrid'de. Bu yıl kaptanlar arasında yer alabilir kendisi. Gerrit Bale bu sezon kadroda tutulacak. Zaten seneye sözleşmesi bitiyor. Ancelotti onu kadroda istediğini geldiğinde ilk açıklamasında söylemişti. Tottenham'da biraz toparlamıştı. Ancelotti ile de bu sezon prime zamanlarına belki de geri döner. Futbolu bırakacağı da konuşuluyor. Ama bu sene devam eder ondan sonra bırakır büyük ihtimalle. Barcelona'da ise Messi'ye her ne kadar yeni sözleşme konusunda güven tam olsa da Messi'yi Barcelona şu durumda açıklayamaz. La Liga başkanı da zaten değindi. Çünkü mali açıdan Messi'nin de maaşı eklenince limiti aşıyorlar. Messi'yi elde tutmak için ise kulüpteki diğer yüksek maaşlı isimleriyle yollar ayrılacak. Griezmann ve Coutinho da şimdilik bu ayrılmaya dahil olan isimler. Teknik direktör Koeman da Messi hakkında konuştu. Messi'yi burada tutmanın her şeyin üstünde bir hedef olduğunu söyleyebilirim dedi. Griezmann'da kalmasını istediğini ama durumun ne göstereceğinin daha önemli olduğunu söyledi. Umtiti ile yol ayırma çalışmaları geçen hafta dediğimiz gibi devam ediyor. Yusuf Demir Barcelona haberini ise aylar önce vermiştik. Kendisi Barcelona'ya transfer oldu. Şu anda Avustralya milli takımını seçmiş durumda. Türkiye'yi tekrar seçebilir mi bu konu hakkında bilgim yok. Ama çok potansiyelli bir on numara kendisi. Kesinlikle gelecekte adını çok duyacağız. Atletico Madrid ise Simeone'nin beklediğimiz gibi sözleşmesini uzattı. Şampiyonluk sonrası zaten kulübe başka seçenek bırakmamıştı. Savunma futbolunun sayılı örneklerinden iyi uygulayan örneklerinden hem de 20 yaşındaki kanat Marcos Paulo'yu ise transfer ettiler. Bir yatırım hamlesi Atletico Madrid'den. Juventus'ta ise killiğininin MLS Ligi'ne gitme konusunda düşüncesi vardı. Ama milli takım performansından sonra 2022 Dünya Kupası için bir sene daha Juventus'ta kalma kararı aldı. Juventus'ta onunla sözleşme uzatmaya sıcak. Bir sene daha kalacak gibi. Tam kurt stoper derler ya. O tabire uyar işte. Bazı yerlerde ise Ronaldo'nun menajerinin Juventus ile temasa geçtiği ve 2022'de bitecek olan kontratını 2023'e çekmek istedikleri söyleniyor. Arsenal'in ilgilendiği Locatelli için ise onlar da transfere dahil oldu. İtalya milli takımıyla parlayan oyuncunun da önceliği Juventus'un teklifi Arsenal bölümünde de değerlendirdik zaten. Öte yandan Arsenal'in talip olduğu Auror için de takipteler. Pogba için de İtalyan basını bazı haberler yapıyor ama somut hamle şimdilik Torino devinden gelmedi. Milan ise gündemini Isco'yu aldı. Real Madrid'de istediği şansı bulamayan ve yeni bir kan arayan Isco'nun sözleşmesi Real Madrid ile seneye bitiyor. Bundan dolayı bonservisi de pek fazla değil. 15-20 civarı. Milan temaslara başladı. Olumlu sonuçlanır mı zaman gösterir. Olivier Jury meselesini zaten anlattık. Inter'de ise basında Lukaku için transfer iddiaları çıkıyor. Ama Lukaku zaten kendisi açıkladı. Yani ayrılma gibi bir durum söz konusu değil. Milan Şıkran için ise teklifler geliyor. Ama Inter savunma oyuncusunu astronomik bir teklif gelmediği sürece bırakmak istemiyor. Çünkü savunmada sorun yaşamak istemiyorlar. Roma'da ise ayrılması konuşulan ve adı Süper Lig'de dahil birçok lig ile anılan Edin Dzeko ile Mourinho ve teknik heyet bir toplantı gerçekleştirdi. Şimdilik çıkan karar Edin Dzeko'nun kalması yönünde. Spinazzola ise sakatlandı. Uzun süren bir sakatlık olacak. Zaten bundan dolayı Roma transfer planında bazı mevkilere ödenecek tutar değiştiğinden Dzeko'yu elde tutmaya döndü. Şimdilik bir sol bek takviyesi için çalışma halindeler. Bayern Münih'te ise Goreska'nın ismi bildiğiniz üzere Manchester United ile anılıyor. Yeni teknik direktör Nagelsmann ise kalmasını istedi ve yeni sözleşme imzalama konusunda görüştü. Goreska'nın sözleşmesi seneye bitiyor ve şimdilik yeni sözleşmeye tamam demedi. İspanya milli takımıyla parlayan Dani Olmo için ise Leipzig ile temasa geçtiler. Olmo transferini Nagelsmann çok istiyor deniliyor. Bayern'den ayrılan Havi Martinez ise Katar ekibiyle anlaştı. Borussia Dortmund ise Sancho United'a sattı bildiğiniz gibi. Erling Haaland'ı da satacak gibiler. Bu da kasalarına yüklü bir giriş anlamına geliyor. Liverpool'un ilgilendiği Malen ile onlar da ilgileniyor. Liverpool'a nispeten eğer Haaland'ı satarlarsa Dortmund bu transferde daha favori gibi. Paris Saint Germain ise maşallah transfere doymuyor. Geçen hafta beklediğini söylediğimiz Sergio Ramos ve hakim hamleleri de geldi. Wijnaldum'u da zaten açıklamışlardı. Bunun dışında Donnarumma var. Yani seneye yine Şampiyonlar Ligi için geliyorlar bu sefer olacak mı dersiniz? Gelelim Süper Ligimize. Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı. Gökhan Gönül ile şimdilik bir görüşme olmadı ama halen takımda kalma ihtimali devam ediyor. Muriç için ise Fenerbahçe Sarı'nın vereceği kararı beklemeli. Sarı henüz kararını vermiş değil. Bu penzeye ise Fenerbahçe'nin ilgisi halen devam ediyor ama Hatay Spor'un istediği rakamlara çıkacak kadar değil. Eğer takas formülünü Hatay kabul eder ise oluşabilecek bir transfer. Mamet için ise Süper Lig'den teklifler değerlendirilecek. Kiralanabilir. Samat'ta kalmak istiyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereira henüz kararını vermedi. Ama şimdilik kalma olasılığı daha yüksek. Zira oyuncu ayrılmak istemiyor. 30 gol atmadan Fenerbahçe'den gitmek istemediği bile söyleniyor. Ukrayna basınında ise bir İtalyan skuad Yarmelenko bir Türk kulübüyle anlaştı dedi. Bu Fenerbahçe olarak yorumlandı. Ama zaten oyuncunun menajeri West Ham'da istenilmeyen Yarmelenko'yu Galatasaray ve Beşiktaş'a da önerdi. Şimdilik Fenerbahçe ismi ön planda. Gelirse çok can yakar. Ukrayna milli takımı ile de Euro 2020'de bunu gösterdi zaten. Gelir mi göreceğiz. Ama Premier Lig'de pek istediği formu yakalayamamıştı kendisi. Ozan Tufan'ın ise bu hafta içinde Lyon'dan teklif aldığı sık sık konuşuldu. Teklifin 10 milyon avroya aşmadığını söyleyenler de var. Ama eğer bir satış olacak ise Zalay ve Altay gibi isimlere göre orta sahadaki kalabalıktan dolayı Ozan Tufan daha öncelik olabilir. Vitor Pereira ise henüz kararını vermedi zaten. Pereira'nın fikri de Ozan'ın durumu için önemli olacaktır. Galatasaray'da ise Onyekuru veda etti. Geçen hafta zora girdiğini söyledik zaten ama Galatasaray eğer uygun fiyatla olursa her zamanki gibi devrede olacak Onyekuru için. Palinho ise ülkesi ve Araplardan teklif alsa da Galatasaray ile de görüşüyor. Galatasaray maaşta indirim beklemekte. Palinho da belli ölçülerde indirime sıcak bakıyor. Getson için yönetim Benfica ile satın alma opsiyonunu kiralama konusunda görüşmekte. Fatih Hoca'nın istediği birinci isim ama eğer işler zorar girerse eski futbolcuları Lemina ile temasa geçme planındalar. Lemina da Galatasaray'a geri dönmeye sıcak bakıyor. Falcao'nun ise sık sık ayrılma ihtimali konuşuluyor maaşından dolayı. Ama Falcao'nun kendisi devam etmek istiyor. Yani bu sene kendini ispatlamak istiyor. Bundan dolayı maaşından dolayı gönderilmek istense de kendisi istemediği için pek ayrılacağını zannetmiyorum. Beşiktaş'ta geçen hafta Atiba ile yeni sözleşme imzalanacağını söylemiştik. Domagoj Vida için de çalışmalar sürüyor. Vida maaşında da indirme gider ise sözleşme uzatılacak. Zira çok yüklü bir maaş alıyor kendisi. Ersin Destanoğlu için ise talipler var. Fransa'dan hatta Nis bazı somut adımlar attı. Ama olmadı. Şimdilik yine de ilgi halen var kendisine. Eğer gider ise Merkinok transferi zaten düşünülüyordu gitmesi halinde kesinleşebilir. Diego Costa için ise Beşiktaş çalışıyor. Costa maaş konusunda talepleri yüksek bir isim. Bundan dolayı kopukluklar olacaktır ama Beşiktaş iyi bir transfer politikası ile çalışmasını sürdürüyor ve Costa'yı ikna etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Trabzonspor'da ise Uğurcan Çakır'ın gitmesi durumunda onlar da Mert Günü'ye ilgi duyuyor. Yani Mert Günü hem Beşiktaş hem de Trabzonspor kalecilerinin gitmesi durumunda gündemini alacaklar. Ali Soku için ise limitler zorlanıyor. Trabzonspor onu gerçekten çok istiyor. Charlottetan ise haber bekleniyor. Charlotte'un Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmadığı biliniyor. Ama Leipzig'e gelen forvet transferleri sonrası Süper Lig'e mecbur durumda kalabilir. Ama şimdilik halen çok sıcak bir transfer durumunda değil kendisinin transferi.